Günaydın. Niye anlamamışım? Saat 5.30 yola çıktılar. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burası Ölüdeniz. Birazdan Kelebekler Vadisi'ne gideceğiz. Ölüdeniz mi? Evet. Aa. Ölüdeniz. Neden Ölüdeniz diyorlar buraya biliyor musun? Aa. Burası hep böyle. Çok fazla dalgası olmayan, sakin bir yer olduğu için Ölüdeniz diyorlar. Burası bence harika. Burası çok güzel. Çok güzel. Peki gideceğim. Ya Kelebekler Vadisi'ne? Orası da çok güzel. Tamam. Orası da çok harika. Orayı da beğeneceğinizi düşünüyorum. Hoş Peki geldin. Orası dalgalı mı? Yok, orada da dalga yok. Baba, orası derin mi değil? Bu böyle mi? Buradan böyle yani. Evet, orası da böyle hızlı derinleşiyor. Siz seversiniz öyle. Simitleri gezmesi çok güzel, bilmesi çok güzel. Simitimizi aldım. Ben aldım. Biz aldık. Tamam. Mutlu musun? İyi kalmış sana. Tamam o zaman. Hadi öpücük. Baksana baba, korsan gibi. Baba nerede olur yani böyle şey böyle tekne giderken atlarla. Not good. Ah, thank you. Baba hani böyle filmlerde giderken atlarla. Evet. Atlayamıyoruz. Yok şu an atlayamıyoruz. Neden? Bir de burada oraya gideceğiz çünkü. Sen yattan atlamak mı istiyorsun? Yes. Yolculuk başlıyor. Ama ben geri dönebiliriz. Eğer yolcu varsa bazen gidiyor. Bizi kurtuyor falan. Daha önce binmiş miydin sen? Evet. Nerede bindin? Hatırlamıyorum. İstanbul'da vapura binmişti. Karel, iyi misin? İyi misin? Hayır, dalgayla birleşim. Fotoğraf mı? Klasik oldu, evet fotoğraf. Tamam. Baba neden video izledin ya? İzleyince çok harika. Kelebekler az kaldı. Gelmek üzereyiz. Daha önce Elif'le beraber gelmiştik birkaç hafta önce ama o zaman bu kadar sıcak değildi. Şu anda çok sıcak ve nem var. İnşallarımıza bak. Ablanın yanına doğru git hadi. Yavaş yavaş. Odamız yine aynı B2. Ama değişecek çünkü artık çocuklar var. Bir tane çift kişilik yatak yetmiyor. Şimdi bir lavabo ihtiyacı. Ondan sonra denize doğru gideceğiz. Ama şu an deniz çok kalabalık çünkü turlar gelmiş durumda. Yani çok çirkin bir şekilde bağırıyorlar. Hadi bir koşa koşa denize girin. Ne oldu?
Hoş geldiniz. Bunlar ne? Taş. Taş mı topladın? Daha küçüğünü toplayamaz mısın Kara? Biraz babam daha küçük. Babam daha küçüklerini topluyordu ağzıyla. Planktonlar vardı böyle şu kadar şu kadar. Şey tırnak gibi. Böyle ne yapalım? Şey. Benim karnım çok acıktı. Voleybola gideceğiz. Bir voleybol oynayacağız. Hadi gelin bakalım. Sen odadan oyuncak al. Biz de voleybol oynayalım. Beraber. Hadi gel. Herkes kahvaltı yapıyor. Eliş. Aşağıda da kahvaltı var. Yavrularımı doyuruyorum. Karadan ulaşımı olmayan, sadece denizden ulaşılan Kelebekler Vadisi'nde harika bir gün batımı var ve bu gün batımında malzemeleri hazırladım. Dövme yapacağız. Burada benim yaklaşık 20-25 sene öncesinde dağcılık eğitimi aldım. Hocam Murat bana dövme yapacak. Ben de ona dövme yapacağım. Bir iki arkadaşa da dövme yapacağız. Çok güzel bir gün batımı ve hazırlığımız tamam. Yemekten sonra burada dövme partisi var. Akşam dövme partisi var dedik ama bu dövme partisinde ilk dövme yapılacak kişi benim bu arada. Ve dövmeyi yapacak kişi de çok eski bir arkadaşım. Bu arkadaşımın da hayatında yaptığı ilk dövme olacak. Zaten benim dövme yaptırdığım insanların çoğu ilk defa dövme yapmış olanlar. Kelebekler Vadisi'nde akşam yemeği. Bu güzel ablalar ve yakışıklı abimiz bize yemek veriyor. Ve açık büfeden alıyoruz. Akşam yemeklerinin özellikle mezeler çıkıyor. Çok güzel mezeler çıkıyor. Bu mezelerin yanında rakı içmezsen olmaz tadında. Ne diyoruz? Yiyeceğiniz kadar alın, sonra tamam. Yine alın. Afiyet olsun. Çok istiyor musunuz? Yok, teşekkür ederim. Ben de yemek alıp geliyorum, tamam mı? Aa, dur Mahmut, sen nereye gidiyorsun? Gel. Dur gel. Sen kaçmayın. Üç baba ve çocukları. Afiyet olsun. Thanks baby. Kızlar. Bana bakar mısınız? Sizi çekeceğim. Bir dakika. Sana bakıyorum. Bak burada öpücük veren var.
böyle bir de ben terlik. Şimdi ben sana şunu göstereyim. Bak şimdi. Hayır hayır bak. Anlatayım. Nereye yapıyor? Liam. Bak Güneydoğu'ya gittim. Geleneksel dövme üzerine araştırmayla ilgili. Kızım. Şu görmüş olduğun leke var ya. Ay, çok ilaçlı yer. Ay, göbek deliğine dokunmak gibi bir şey orası. Bunu orada geleneksel olarak bu işi yapan o hani doğularda vardır. Evet. Bu çenelerinde hatta çenel, evet, yüzünde de var. Yani. Şurasında falan. İşte falan ellerinde var, vardır. Evet, evet. Bu işi yapan bir kadına yaptırdım. Ve bu belgeselle de çekildi aynı zamanda. Bu şekilde şu an yaptın ya. Şu benim için şu an özel. Bitti yani bu benim için. Anladın mı? Ama şu an yapacağız. Okey. Anlaştık mı? Aa bak bunu Pia yaptı. Bunu Karen yaptı. Deli kafalar yazdı. Bu Karma Norveç'te bir arkadaşım var. Arkadaşımın dükkanı Karma. Tamam ben de şunun içini doldurayım. Şöyle şununla. Şöyle bir desenle ne dersin? Sanatçımız kaprisli. Kaprisli değil. Şey daha hani. Tamam. Bunu heyecanla bekliyorum bu arada ya. Çok merak ediyorum. Ya bak şuraya mesela. Şu araya. Evet. Şunu yapıyoruz. Yolun içerisinde. Başlayalım şuradan. Özür dilerim. Daha büyük ve daha basit. Hadi tamam. Nasıl oturabilirsin? Sandalye getireyim mi? Olur. Sen olca verdin. Pembe. Gönlüm sende. Biraz uzun. Düşün. Bunu da delik gibi düşün. Hop çekti şu içine. Şu an içinde mi? Şu an içinde evet. Şu an çalıştırıp kullanabilirsin. Şuradaki şeyler bunu silmeli miyim? Neleri? Şunun dışındakileri silmeli miyim? Hayır hayır silme. O zaman burada peçete ucundaki boyayı çeker. Gerek yok. Sen direkt buna giriş burada. Ama bu şey olarak teknik olarak sağlık olduğun için sağdan başlaman lazım ki elin silmesin. Çünkü buradan başlarsan elim burayı silebilir. Baba bir de dik tutunacağını söyle. O çok güzel. Öyle mi olması lazım? Evet. Harika gidiyorsun orada. Boya da alacak sonra. Boya almalısın şimdi. Makine durdur. Bu adam dövme yapıyor lan. Oh, ağzım kurudu nedense. Heyecanlandım demek. Fazla heyecanlanma çocuğum. Kaçma. Pardon. Pardon. Aksiyon. Ya sulu boya fırçasıyla yağlı boya resim yapmak gibi bir şey. Hani ben mesela el alışkanlığı çok çok zor bir şey yani. Ben hayatta yapamam yani. Yapamam, mümkün değil. Hocam oraya ne yazdınız tam olarak? Burada ne mi var biliyor musun? Burada sanatçı ne anlatmaya çalışmış? Orada insanın yolu karman çormandır. Evet. Eninde sonunda o yol bir yere çıkar, bir daha geri gelirsin. Çok felsefik oldu. Öyle. Çok anlam yükledik. Öyle ama. Ama yani zor. Ben hayatta dövme, yani eğitimini de alsam ben yapamam. Yaparsın ya. Yani. Elin yatkın senin. Yapamam. Hadi yani ben sana şey. Şöyle söyleyeyim. O stresi... Ben hoşlanmadı. Sesler hoşlanmadı değil mi? Bitirdi. Çentik attı. Bak senin yamuklukları bile taklit ettiniz içinden.
Ben sadece inanın şeyini hissetmiştim, biliyor musun? Bak ben ne demiştim? Tam sokmayacaksın, yarım sokacaksın. Bak yarısı içeride, yarısı dışarıda. Ama ben bilmiyorum ki ayarını. Evet, evet. Şeyde, çok mapushaneden çıkarken. Çok. Evet. Bu şimdi kaz mı? Kaz değil. Kaz. Hocam benim için bir kaz o. Senin için kaz değil, senin için bir kuş. Hayır, o bir kaz. Hayır, süperman. Hayır, o bir... Ufo. Ufo. Süperman. O bir... Kuğ mu? Benim için kaz. Çünkü benim için ayrı bir anlamı var. Kuğ da değil ki, o ne kuğ değil. O toy kuşu. Ya tamam, toy moy hocam, küçük mü küçük, ufak mı ufak, idare edin. Şey diyorlar, değil mi çocuklar? Bu keşif esnasında öyle bir konsantrasyonları var ki çocukların. Bu ister bir şeyi çizerken olsun, ister spor yaparken olsun. Tamamen kapatıyor kendini. Değil, sünger gibi. Şimdi bunu içinde mutluluk olarak görüyor. Ama şöyle mutluluk değil. Konsantrasyon olmuyor. Bak mesela. Tabii tabii. O bayağı şey. Konuşuyor, iletişim halinde. Harika. Böyle kuş yapayım derken kaplumbağa yaptığın oldu mu? Çok. Bazı ilkler, böyle yaşamayacağım, yaşayamayacağım duygular, arkadaşlıklar falan. Sen nereye çekiyorsun oradan? Kadın burada bir şey söylüyor. Ne yaptığını gördünüz mü? Yok yok, bir şey yapmıyor. Kendi olan bir şey. İlgi odağı oluşturdu. Kıskanıyor. Ben de hep ilgi odağı oluyor. Hayır, ben şimdi sağlık personeli onu şunu söylüyorum. İnsanın kalp atışının dışarıdan gözükmesi normal mi? Normal. Ama o noktada gözükmesini yani hadi da hayır. Sen de mi sağlıkçısın? Yok, besçiyim de olabilir yani. Beden besçiyim. Şimdi senin yağ oranın düşük olduğu için çok garip. Dışarıda oradan görünüyor. Hakikaten garip ama. Aa, bitmiş bile. Acayip estetik. Ben bu kadar güzel düzeyini düşünmüyordum şeyde. Kaz olalı, kaz böyle oldu, kaz olmadı. Ama benim gözümde o kazdı, benim gözümde tamam, hala hocam, başka bir kuş. Bakırda da olabilir. Evet. Yani bir de mesela deliyorlar. Ya böyle çok hiç hoş bir şey değil. Yani özelliği yani yitiriliyormuş gibi geliyor. Yani şu hani birinin elinden çıkmıştır bu. İlla ki bu şekle geldi yani. Biri buna bir şey sarf etti. Tamburlu tabii canım. Tamburlu tabii, aynen öyle. Ya bunu mesela... Canlı gibi düşünüyorsun. Mesela bunun bir tarafını delmek, başka bir buna şeyler yapmak, böyle şey geliyor hani, zul geliyor yani. Şunu, bu halini bozmadan ama bunu taşınabilecek bir halini nasıl getirirsin gibi. Hı-hı. Yani nasıl çok güzel bir taşı, onu yüzeye mesela oturtuyorsun, ona göre bir çerçeve yapıyorsun, yani bir şey yapıyorsun. Yani bunda sanki öyle bir şey olması gerekiyormuş gibi düşünüyorum. Ama şurası... Her yeri çok güzel. Fazlasıyla. Bütün hatları çok güzel. Bende bu taş merakı da çocukluğumdan beri var. Dağ bayır geziyoruz yani. Ya, buluyorum, evet, biriktiriyorum. Ondan sonra mineralleri biriktirmeye başladım. Ondan sonra bazı taşlar var. Tabii böyle doğada normal çıkınca bir boka benzemiyor. Ama mesela onu biraz taşlıyorsun, hı-hı, şey yapıyorsun. Hı-hı. Bir bakıyorsun, inanamıyorsun. Ondan sonra bir vernik atıyorsun veya bir ısıtıyorsun veya kuruyor bir şey oluyor. Tamamen o abi... Mükemmel bir şey. Ya. Ondan sonra ya bu da öyle. Çok güzel bir şey.